madde madde duymak istiyoruz. Orada az önce de ifade ettim, sorulmamış. Sorulmamasını artık tuhaf karşılamayı da bıraktık, alıştık. Ama biz sorarız, sorduk, soruyoruz. Bu ekranlardan da Sayın Cumhurbaşkanı'na ve kurmaylarına umuyoruz ki ulaşır. Bu konuda önümüzdeki günlerde bir izah gelir mi? Planımız nedir? Avrupa Birliği'ne verdiğimiz sözler nelerdir? Neyi yerine getirmek gerekir, icap eder bu sürecin başlaması için? Bunları konuşmak lazım. Sıradaki haber bu soruyu daha da derinleştirmemize yol açıyor. Çünkü Avrupa Birliği'ne üyelik sözü alarak mı acaba? Sadece bu sözü alarak mı NATO üyeliğine karşı İsveç'in önündeki vetomuzu kaldırdık? Çünkü bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sorusu var. Bu Avrupa Birliği sözü mü sizi İsveç konusunda ikna etti diye. Şimdi net yanıt alınamadığı düşünülüyor haklı olarak. Ama İtalya Başbakanı Türkiye'nin, bizlerin Avrupa Birliği üyelik sürecine yine kapıyı daha şimdiden kapattı. Üyelik gündemde yok dedi. Ağzım bal yesin diyeyim. Muhabir Avrupa Birliği'ni sordu. Erdoğan'ın yanıtı ağzım bal yesin oldu. İtalya Başbakanı Meloni ise AB'ye üyelik gündemde değil dedi. Litvanya'nın başkentinde iki gün süren NATO liderler zirvesi sona erdi. Dünyanın dört gözle takip ettiği zirvede ana gündem Ukrayna Savaşı ve İsveç'in NATO üyeliğiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ve vize serbestisine aktif destek verebileceğini ifade etti. Yoğun çaba harcıyoruz. Zirve sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteci, Erdoğan'a NATO'da İsveç'e onay verdiniz. Bu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı için de yolculuğun bir başlangıcı mıdır sorusunu yöneltti. Ağzım bal yesin diyeyim. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından gözler Avrupa liderlerine çevrildi. İlk açıklama zirvede Erdoğan'la görüşen İtalya Başbakanı Meloni'den geldi. Bana kalırsa bu konu hala oldukça uzak dedi. Meloni'nin açıklamaları bununla da kalmadı. Hem zorluklar var dedi, hem de zirvenin gündeminde üyelik sürecine ilişkin bir konu olmadığını belirtti. Meloni'nin açıklaması İtalya basınında da yer aldı. Türkiye AB'yi istiyor, Meloni ise buna her zaman karşı olduğu yorumları yapıldı.